أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyaz-ı Salihin adlı eserinden hadisler okuyoruz. En son murakabe başlığı altında, yani kişinin Allah Azze ve Celle ile beraber olduğu, Cenab-ı Hakk'ın kendisiyle olan maiyetinin farkına varması, dolayısıyla da Cenab-ı Hakk'a karşı sorumluluğunu içten içe her ahvalinde, her durumunda yaşayabilmeye muvaffak olması ya da en azından buna doğru sürekli yol alması, iyileşmesi, murakabe bilinci, buna dair bir bölüm Riyaz-ı Salihin adlı bu eserde. 61 no'lu hadiste kalmıştık. An Ebi Zerrin, Hazreti Ebu Zer'den Cündüb bin Cünade, Hazreti Ebu Zer ve Ebi Abdurrahmani Muaz bin Cebel'in ve Ebu Abdurrahman Muaz bin Cebel'den, her iki sahabiden gelen bir rivayet, radıyallahu anhuma, Allah her ikisinden razı olsun. An Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellema, her ikisi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ediyorlar. Kale, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki, İttakillaha haythuma kunta, her nerede olursan ol, Allah Azze ve Celle'yi gözet, Cenab-ı Hak'tan sakın, ona karşı sorumluluğun devam etsin. Bu, Allah Azze ve Celle'nin kendisini her an gördüğü ve her an bildiği bilinciyle gerçekleşen bir husus. O yüzden burada zikrediyor olmalı İmam Nevevi bu rivayeti. İttakillâhe haythumâ kunta, her nerede olursan ol, Allah Azze ve Celle'ye karşı sorumluluğunu sürdür. Biz buna takva diyoruz. Kulun Cenab-ı Hakk'ın yarattığı bu ortamda ve Cenab-ı Hakk'ın kendisine bahşettiği bu hayat ile, bu beden ile Allah'ın hayata dair temel hükümlerine dikkat etmesi, onun olur dediği şeyleri rahatlıkla yapabilmesi ama onun olmaz dediklerinden de kaçınabilmesi, hele hele yasakladıkları, haram kıldıkları, bunlardan uzak durması, emrettikleri, bunları yapmaya gücü yettiğince çabalaması, bunların hepsi hayatı Allah Azze ve Celle adına yaşamanın bir süreci. O bakımdan kul hayatı hayatın sahibi namına yaşamaya başladı mı, mümin ve muttaki bir kimse olarak yaşamaya başlamış demektir. Burada onu en güçlü motive edecek olan husus, Cenab-ı Hakk'ın kendisini sürekli gördüğü bilincidir. Sürekli duyduğu bilincidir, içten içe konuşsa da, gizlide tenhada bulunsa da, Allah Azze ve Celle'nin kendisini murakabe ettiği, yani gözetlediği ve her an ondan haberdar olduğu bilinci tam bir uyanıklık halidir. Bu hayatta insanlar ikiye ayrılır. Bir, murakabe sahibi olanlar, onlar üstün insanlardır. Yaratan kudret ile hemhal olan, yani bilinci, şuuru, Cenab-ı Hakk'ın kendisini gördüğü ve gözetlediği hususunda bir gerçekliği, bir şuuru taşıyor. Ötekiler gaflette olanlardır. Onlar tenhada olduklarında kendilerini yalnız zannederler. Onlar görünmeyen kimseciklerin onları görmediği bir yerde suça meyillidirler, çıkarlarını gerçekleştirmek hususunda. Böylesi bir vicdan sahibi değillerdir. Çünkü bunu kendisine karşı bir sorumluluk olarak yaşayacakları Cenab-ı Hakk'ı ya unutmuş, ya göz ardı etmiş, ya da Allah göstermesin reddetmiş kimseler olabilirler. Böyle insanlar son derece vahşi, korkunç,
başkaları açısından tehlikeli hale gelebilirler. Çünkü sorumlu davranmak Yaradan'a karşı kişinin hissettiği bir sorumlulukla ilişkili bir durumdur. Cenab-ı Hakk'ın da kendisini her yerde gördüğü ve her yerde bildiği hususu, yani murakabe, kişiyi Cenab-ı Hakk'a karşı hayatın her noktasında, her katmanında, işte, evde, başka yerlerde iyi bir kimse kılar. Ama diğer türlü birilerine karşı bir sorumluluk olursa, o zaman o kimseler neredeyse orada bakmışsın sorumlu davranıyor. Ama o kimselerin olmadığı ortamlarda, başka muhitlerde, başka çevrelerde farklı davranabiliyor. Bu insanın sadece çevredekilerle kendi çıkarını hesapladığı ve yürüttüğü bir hal alır. Öyle kimselerde standartlar çoktur. Çifte standart değil, hatta daha fazla standartlar geliştirebilirler. Hayatın her alanını gören, her alanını bilen yegane kudret, yaratan Allah Azze ve Celle'ye karşı sorumluluğu hayatında esas alanların karakter olarak tek bir standartları vardır. O yüzden bunlardan adalet ve diğer erdemler, içtenlik, samimiyet, dürüstlük zuhur eder ve her ortamda bunları gerçekleştirmeye çalışırlar. اِتَّقِ اللّٰهَ حَيْثُ مَا كُنْتَ Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu güzel öğüdünü demin anlatmaya çalıştığımız bilinç üzere oluşturmuş. Öylesi bir bilinç olursa, murakabe olursa böylesi bir takva ortaya çıkar. اِتَّقِ اللّٰهَ حَيْثُ مَا كُنْتَ Nerede olursan ol, Allah'tan kork. وَاَتْبِعَ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ Kötülüğü iyilikle saf veya kötülüğün ardından iyilik yap. İyilikle onu ortadan kaldırmaya, izale etmeye çalış. تَمْحُهَا O onu siliversin. Böylece çok önemli bir yöntem bize öğretiyor Allah'ın elçisi. Bize karşı kötülük yapılmışken onu iyilikle karşılamak. Cenab-ı Hak dedi ki, لَا يَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ De ki kötülükle iyilik elbette bir değil. Ama اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنْ Sen en iyisiyle karşılık ver. فَاِذَا الَّذ۪ي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ Seninle kendisi arasında adavet olan o kimse, bir bakmışsın, كَاَنَّهُ وَلِيٌّ حَم۪يمٌ Sanki o yakın bir dost oluvermiş. Dolayısıyla insanları kazanmak kaybetmekten daha önceliklidir. Bir kimsenin işlediği bir hatadan ötürü çevremizde bize karşı, işlenmiş bir kusurdan ötürü onları kesip atmak, ortadan kaldırmak, aradaki münasebeti böylece bitirmek, bu isteyeceğimiz, önceleyeceğimiz, faziletli bulacağımız bir davranış biçimi değil. Aksine kendi şahsına karşı işlenmiş kusurları affetmeye en çok yatkın, böylesi yanlışları müsamaha ile karşılayan, görmezden gelen, hatta bunlara mukabil güzel davranışlar ile karşılık veren Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellemi tanıyoruz. Hazreti Ayşe radıyallahu anha kendisine yapılan yanlışlar hususunda Resulullah'ın son derece toleranslı olduğunu söyledi. Ama iş Cenab-ı Hakk'ın hükmüne gelip dayanınca, eğer konu Allah Azze ve Celle'nin hükümleriyle alakalı bir şeyse, artık o zaman Resulullah'ı keskince bulurdun. Cenab-ı Hakk'ın olur dedikleri yahut olmaz dedikleri yahut emredip yasakladıkları hususlarda Resulullah gevşek değildi. Ama kendi şahsına karşı işlenmiş kusurları kolayca müsamaha ile karşılayabiliyordu. Bu da yine Cenab-ı Hakk'ın bize emrettiği bir şey. Şimdi Resulullah bunun bir benzerini etrafındakilere öğütlemiş. وَاَتْبِعَ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوَا Kötülüğü iyilikle saf. O onu siliversin. Bununla Cenab-ı Hakk'ın rızasını umması kişinin esastır. Yani kötülüğe karşılık iyilikle mukabelede bulunmak, Cenab-ı Hakk'ın emrettiği bir şey olduğu için yapılınca güzeldir, anlamlıdır, hoştur.
Allah Azze ve Celle ile olan sevginin ürünüdür. Çünkü Rabbim bana bunu emrediyor derse bir kimse bunu yapacak içinde bir güçlü irade bulur. Allah Azze ve Celle edfa billeti hiye ahsen. Sen en güzeliyle karşılık ver. Bir bakmışsın aranızda düşmanlık olan kimseyle birdenbire iyi oluvermişsin. Bunu Cenab-ı Hak bize emrediyor diye kulun Allah Azze ve Celle'nin emrini yerine getirmek ve böylece onun rızasına kavuşmak ümidiyle yapması, bu Cenab-ı Hak ile yaşadığı o büyük resimdeki sevginin kendi hayatındaki herhangi bir kimseyle olan küçük resimdeki karşılığı gibi olur. Böyle kimseler yüce bir aşkın, yüce bir sevginin hayatlarının içerisini ilmek ilmek ördüğü kimseler gibidir. Dıştan dışa bir davranış sergilediğini görürsün ama kalbine baksan o aslında Cenab-ı Hakk'a karşı üst bir ilişkinin kendi hayatındaki ürünü gibidir. O bakımdan bu da takvanın bir parçasıdır. Yoksa insanlar sırf erdem olsun diye, sırf belli bir karakter biçimi ortaya konsun diye yahut birileri görsün diye böyle basit sebeplerle böylesi güçlü erdemleri yaşayamazlar. Bir iki kerecik yaşasalar sürdüremezler. Ama Allah Azze ve Celle'ye döneceği günün özlemi içerisinde olanlar, hayatları boyunca bunu o nihai amaca, huzura çıkacağı güne değin sürdürebilirler. Çünkü bu dünyadan ahirete uzayan bir motivasyondur. Dünyadan ahirete, yani sonsuz bir geleceğe uzayan bir ruh halidir. O bakımdan sürekliliği vardır ve kişi bu coşkun tutkuyu Allah Azze ve Celle'nin huzuruna çıkıncaya kadar davranışlarına yansıtabilir. Cenab-ı Hakk'a duyduğu sevginin hayatındaki karşılıkları bunlar. Elbette çok güç bir davranış. Cenab-ı Hak وَلَا يُلَقَّاهَا اِلَّا الصَّابِرُونَ Sabredenler dışında kimseler böylesi güzel bir erdemi sergileyemezler. Dilerim Allah Azze ve Celle bizleri de kötülüğü iyilikle savabilen, böylece muhatabının kalbini fetheden, onu kendisine cezbeden, onu hidayetine, Cenab-ı Hak'la iyi bir münasebet oluşturması, kulluğa dönmesi, yaradanını tanıması hususunda güzel bir davetiye oluşturan bu tür hayatın içerisindeki yaşana gelen olaylardan böyle güzel neticelere yol bulabilmek bu harika bir örneklik olur. وَاَتْبِعَ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا Kötülüğü iyilikle sav ki onu silsin. وَخَلِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ Ve insanlarla güzel bir ahlak üzere davranışta bulun. İnsanlarla olan muaşeretin güzel ahlak üzere olsun. Bunları Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğütlemiş, bunları emretmiş ashab-ı kirama. Bu rivayeti İmam Tirmizi bize rivayet ediyor. وَقَالَ ve İmam Tirmizi demiş ki حَدِيثٌ حَسَنٌ Bu hasen bir hadistir demiş. İmam Buhari bu rivayeti almamış, İmam Müslim de almamış, İmam Tirmizi almış ama hadisin hani sahih olmadığını, hasen bir hadis olduğunu ifade ediyor. Konusu itibariyle genel manada ayetlerde zaten var olan Cenab-ı Hakk'ın emrettiği ve diğer benzeri hadislerde geçen hükümleri ihtiva ettiği için zaten bir temel olarak buradaki hususların tamamı elimizde sağlıklı, sahih naslar olarak zaten mevcut. O bakımdan bu hadis hasen olması buradaki geçen hususları iskat etmez, düşürmez. Diyanet Radyoları'nın değerli dinleyicileri, bugün de Hadis Sohbetleri programımızın sonuna geldik. Allah Azze ve Celle imkan verir ve dilerse bir sonraki sohbette buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olunuz.